Milyonlarca emekli ikinci promosyon ödemeleri hakkında bilgileri ve ödeme tarihini araştırıyor. Şubat ayında yapılan ödemenin ardından 2020 yılının sonuna yaklaşımımızla birlikte, bankalardan emekli maaşına ek emekliler için, emeklilere ikinci promosyon ödemeleri ne zaman hangi gün yapılacak sorusu merak konusu oldu. Peki, bankaların 3 yıl taahhüt karşılığında sağladığı emeklilere ikinci promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte 12 milyondan fazla emeklinin beklediği ikinci promosyon ödemesi tarihi hakkında bilgiler Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor. Emekliler istedikleri bankaya sadece 3 yıl maaşımı sizden alacağım taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor. Emekli promosyon ödemeleri 2017 Şubat ayında hayata geçirildi. 3 yıl taahhüt süresi dolanlar istedikleri bankadan 3 yıl kalma taahhüdü ile ikinci promosyon ödemelerini alabilecek. 2017'den sonra promosyon alanlar ne yapacak? Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemeyi alacak. Örneğin, 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek, taahhüt süresi sona eren emekliler, istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilir. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Emekli maaşı 1500 ile 2500 lira arasında olanlar en az 625, 2500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor. Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır, bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz. Temmuz zamları sonrası emeklilerin en önemli gündemi emeklilere yapılan promosyon ödemeleri oldu. Emekliler maaşlarını çektikleri bankalarda 3 yıl kalmak için taahhüt verirse maaş miktarlarına göre değişen promosyonlar alıyor. Bankadan bankaya oldukça değişiklik gösteren promosyon oranları ise hayli merak ediliyor. Peki en çok promosyon imkanı sunan bankalar hangileri? Emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri yaklaşık 16 milyon insanı ilgilendiriyor. Bu bağlamda en çok promosyon veren banka bankalar araştırılıyor ve o bankalarla 3 yıllık taahhüt için anlaşma yapılıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar teker teker promosyon kampanyalarını açıklamaya başladı. Biz de sizin için banka promosyon tutarlarını listeledik. Birinci garanti BBVA ek ürün koşulu olmadan promosyon ödemesi alabilirsiniz. Emekli maaşınız 1500 TL'ye kadarsa 800 TL, 1500 ila 2500 TL arasıysa 1000 TL, 2500 TL ve üstündeyse 1200 TL TL promosyon ödemesi alabilirsiniz. Size özel yüzde %0,99 faiz oranıyla özel ihtiyaç kredisi çekebiliyorsunuz. ikinci Halkbank brüt 1500 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 500 TL, 1500 ila 2500 TL arasındaki maaşlar için 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaşlar için 750 TL promosyon ödeniyor. 3. NG Bank kampanya kapsamında 2250 TL'ye kadar promosyon 450 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi alabilirsiniz. Turuncu ekstra ile 750 TL harcama yaptığınız her ay için ekstra 50 TL nakit promosyon alabilirsiniz. Bu kampanya kapsamındaki birikimleriniz için alt tutar ve vade şartı olmadan özel faizlerden yararlanabilirsiniz. Mobil şube ve internet şubesi üzerinden yaptığınız para transferleri ücretsizdir. Dördüncü şeker bank kazandıran emekli paketi ile maaş tutarına göre 375 TL ile 400 250 TL arasında değişen ek promosyonlar ödeniyor. 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verdiğinizde 150 TL ekstra ödeme alabilirsiniz. Yönlendirdiğiniz her yeni emekli için eksi 10 kişi ile sınırlı 150 TL ekstra ödeme alabilirsiniz. 5. Türkiye Ekonomi Bankası, TEP, emekli maaşınız 999 TL'ye kadarsa 850 TL, 1000 ila 1999 TL arasındaysa 925 TL, 2000 TL ve üzeri ise 1000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz. Promosyon ödemesi için en az 2 adet faturanız için otomatik ödeme talimatı vermeniz gerekiyor. 6. QNB Finansbank Herhangi bir bankacılık ürününü kullandığınızda 1250 TL'ye kadar varan promosyonlardan yararlanabilirsiniz. 7. Yapı kredi emekli maaşlarının yatırılması için yapı krediyi seçen vatandaşlar 1000 TL'ye kadar promosyon ödemesi imkanına kavuşuyor. Emeklilik paketi, kapsamında yapı kredi bireysel internet şu mobil uygulama ya da ATM'lerden yapacağınız havalelerde ise ücret muafiyetiniz oluyor. Ücretsiz olarak düzenli ödeme talimatı verdiğinizde TL birikimleriniz için özel olarak 6 aylık hoş geldin faizi alıyorsunuz. Bireysel ihtiyaç kredisini özel indirimlerle kullanabiliyorsunuz. Size özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği sayesinde doktorlu ambulans ve telefon aracılığıyla tıbbi danışmanlık hizmetini de bir yıl ücretsiz kullanabiliyorsunuz. 8. Zira Ziraat Bankası emekli promosyonlarının yaklaşık %40'ını gerçekleştirerek emeklilerin en çok güvenini kazanan banka Ziraat'tır. Emekli maaşınız 1500 TL'ye kadarsa 500 TL, 1500 ila 2000 TL arasındaysa 625 TL, 2500 TL ve üzerindeyse 750 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz. Emeklileri ilgilendiren bir başlık karşımızda. Emekliye aile yardımı 344 lira başlığı atılıyor. Hemen detayları inceleyelim. Emekliler promosyon, ikramiye ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor. Ve Türkiye Emekliler Derneği kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı Tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin çağrısını Yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak kamu personeli danışma kurulu toplantısında memurlara verilen aile yardımını emeklilikte de sürsün demeye hazırlanıyor. Konu KPDK'da karara bağlan bağlanmazsam bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündeme taşınacak. Aile yardımı talebi hayata geçerse emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak ifadeleri ön plana çıkıyor. Takvim gazetesine geçiyoruz. Takvim gazetesinde emeklileri ilgilendiren bir başlık karşımızda. Emekliye aile yardımı 344 lira başlığı atılıyor. Hemen detayları inceleyelim. Emekliler promosyon, ikramiye ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor. Ve Türkiye Emekliler Derneği kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin çağrısını yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında memurlara verilen aile yardımını emeklilikte de sürsün demeye hazırlanıyor. Konu KPDK'da karara bağlan bağlanmazsam bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündeme taşınacak. Aile yardımı talebi hayata geçerse emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak ifadeleri ön plana çıkıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ufak bir ara verdik rakamlar bize ne söylüyor daha da önemlisi memur maaş zammı netleşmiş oldu Doğru, emeklilerin netleştik. maaş zammı netleşmiş oldu merakla bekliyor izleyicilerimiz onu da paylaşalım enflasyonu bekliyorduk yani yıl sonu enflasyon milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiriyor SSK ve Bağkur emekliler için harekete geçildi düzenleme ile emekliler aldıkları maaşa göre 120 ile 600 lira arasında zam alacak emekliler dört göze sonucu bekliyor Türkiye Emekliler Derneği yeni oran %8-10 olarak belirlensin çağrısı yapıyor. Talep hayata geçerse SSK ve Bağkur emeklilerinin gelirinde en az 120 lira, en yüksek 600 liraya varan artış yaşanacak. 6028 lira olan en yüksek maaş alan emekliye 241,15 kuruş yerine 482,30 liraya ya da 602 lira 87 liralık bir ek ödeme verilecek. Emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödeme ile ek kazançları elde ediyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşının %4'ü ve 5'e oranında oluyor. Ancak emekliler bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek artırılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği yeni oran %8 ve 10 olarak belirlensin çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. SSK ve Bağkur emeklerinin gelirinde oran %8 olursa 241, %10 olursa 361 liraya varan artış yaşanacak. 6028 lira olan en yüksek emekli maaş alan emekli 241 lira yerine 482 lira ya da 602 liralık ek ödeme yapılacak.